Arzucanız yaşam renklerinden sevgiler gönderiyorum. Kaz Dağları'ndayım dostlarım, sevgili takipçilerim, arkadaşlarım. Kaz Dağları'nda Albatros, doğru söylüyorumdur, Albatros Dağ evlerindeyim. Arkamda muhteşem bir ayın görüntüsü var. Ve bugün çok güzel bir konumuz var. Nazardan korunma yolları, doğanın gücü, Anadolu tıbbı ve alternatif tıp konuşacağız. Sevgili Ramazan Tolga yol yapan hocamızla birlikte. Merhabalar, Beren Yıldız geldi, hoş geldi. Herkes hoş geldiniz. Evet, Ramazan Tolga yol yapan hocamız. Evet, gördüm kendisini, hemen yayına alıyorum. Hocam bana istek atarsanız çok sevinirim. Sizi yayına alamadım. Metafizik ve parapsikoloji uzmanı Ramazan Tolga yol yapan hocam. Bu aralar Instagram'da bu tür... evet, şimdi oldu. Evet, metafizik ve parapsikoloji uzman Ramazan Tolga yol yapan. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Davetimi kabul ettiniz. Böyle güzel bir akşamda birlikteyiz. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Yayın aldığınız için, davet ettiğiniz için. Çok sağ olun. İzmir'de değilim. İzmir'de misiniz diyor Perihan Yıldız. Ben Kaz Dağları'na geldim. Kaz Dağları'nda biraz tatil hem de çalışmalar yapıyorum ve bu alanda da verilmiş sözlerimiz var. Değerli hocalarımla birlikte olma onuruna, şerefine ulaşıyorum. Siz onlardan birisiniz. Estağfurullah. Bugün çok güzel bir konumuz var. Yine daha önce de birlikte yayın yaptık hocam. Çok güzeldi yayınımız ve YouTube'da kayıtlıdır, arkadaşlarımız izleyebilir. Bugün nazardan korunma yolları, doğanın gücü, Anadolu tıpı ve alternatif tıp konuşacağız. Evet. Muhteşem bir konu. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Ben dışarıdayım. Umarım bir ses sıkıntısı yoktur. Bana göre, bana geliyor, bana çok iyi geliyor. Tamamdır o zaman. İdeallere de geliyordur net bir şekilde. Evet, arkadaşlarıma da geliyordur. Neler yapıyorsunuz görüşmeyeli Ramazan hocam? Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Takip ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Ben Renix Eğitim ve Danışmanlık Merkezi ile şu an bir eğitim aşaması yapacağız inşallah. Eğitimlerimize devam ediyoruz. Onun dışında Hakan Yılmaz Çevi Hocam'la da birkaç projelerimiz var. Onlarla ilgili görüşmeler yapıyoruz. Tabii ki aynı zamanda İstanbul'da bu tür konularla ilgili sıkıntı yaşayan insanlar, problem yaşayan insanlar oluyor. Onlara danışmanlık vermeye devam ediyoruz. Tabii yoğun, hareketli bir zamanlar geçiyor. Ama tabii ki inşallah güzel bir ekip halinde güzel bir şeyler çıkacak ortaya. Tabii ki bu alanları çok fazla istismar eden ve bu alanları çok fazla yormuş olan bir kesim oluyor. Tabii ki bunlarla içinde de bir savaş haline giriyorsunuz. Kendinizi tanıtmak zorunda kalıyorsunuz. Aynı zamanda da bir ne olursa olsun bulunduğunuz bir platform, bir alan. Bu alanda bu alanı zorlayan ve bu alanı sıkıntı hale sokmuş. Aslında insanları istismar etmiş ve yormuş kişilerden çekip almakla bir uğraş veriyor. Ama inşallah istediğimiz noktaya geleceğiz. İstediğimiz başarıyı alacağız inşallah. Allah nasip ederse. Ne olursa olsun hakikat olan her şey zaten ortada kalır. Evet. Ama güzel çalışmalar yapıyoruz inşallah. Bunlarla ilgili insanları da zaten bilgilendiriyoruz. Gerek postlarla, gerek paylaşımlarla, gerek sizin gibi değerli insanlara canlı yayın yaparak bu konuda eksik olan bilgileri, hurafe olmayan tam manasıyla hadis Kur'an ahlakına göre, insanların inancına göre güzel bir şekilde, güzel anlatımlarla, doğru bilgilerle, kaynaklı olan bilgilerle, yani oradan aldığım böyle olmuş böyle duyduğum değil de tam manasıyla hadiste ve Kur'an'da geçen kaynaklı olan bilgilerle insanlara aktarmaya çalışıyoruz. İnsanlarımızın bu konuda çok ihtiyacı var çünkü böyle bilgilere. Çünkü bir bilgi kirliliği var. Gerçek anlamda metafizik ve parapsikoloji alanıyla ilgili ciddi anlamda bir karışıklık var. İnsanların tedirgin olduğu haller var. Bunlarla ilgili bir çalışmalar yapıyoruz. Tabii ki bu bir ekip çalışması olması gerekiyor ama siz de zaman zaman bununla karşılaşıyorsunuzdur. Alan birden fazla, bir alan fazlasıyla rağbet görmeye başlarsa içlerinde maalesef sıkıntılı olan bir takım kişiler çıkabiliyor. Bu da bu işin biraz sadakası olsun diyelim. Öyle diyelim. Evet, gerçekten doğru söylüyorsunuz. Biraz popüler olduğu zaman önüne çıkan her alanda istismarlar olabiliyor. Peki nazardan koruma yollarından başlayalım mı canım hocam? Buyurun. Tabii. Nasıl korundunuz? Şimdi öncelikle
Nazarla ilgili hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüm'de, İbn-i Mace'de, Buhari'de, Tabarani'de birçok hadis kaynaklarında nazar haktır diyor. Kader nazar kaderin önüne geçecekti. Allah izin vermedi diyor burada. Nazarın çok büyük sıkıntılı olduğunu, hatta nazarla ilgili hadis-i şerifte insanların tamam yarısını öldürür diyor hatta nazarla ilgili. Nazar çünkü insanların üzerine çok fazla etkisi var. Bu bir bakışla da olabiliyor, isabeten. Bu bir sözle de olabiliyor. Bu farklı bir eylemlerle de olabiliyor. Nazar aslında bugünümüzde en önemli olan şeylerden bir tanesi. Çünkü sosyal medya platformunu birden fazla kullanım alanı çok fazla oluştuğu için göz önünde bulunuyorsunuz. Yaptığınız hareketler bazen haset olabiliyor, kıskançlık olabiliyor. Bunlarla ilgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde sahabeyi çok kez uyarmıştır. Güzel bir şey gördüğünüzde ya da kardeşiniz güzel bir şey yaptığında maşallah, barek Allah, la kuvvete illa billah deyin diyor. Güzel şeyi mutlaka Allah'a sığının diyor. Yoksa nazar o kişiyi öldürür, siz ona zarar verirsiniz. Onun ölümüne sebep olursunuz diyor. Vesile olursunuz diyor. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Genel anlamda nazarın insanların üzerindeki etkileri çok fazla Arzu Hanım. Fazla olmasının sebeplerinden bir tanesi dediğim gibi sosyal mecraların çok fazla kullanılması, insanların kendilerini ciddi anlamda duanın, aslında burada duanın gücü diye bir başlık attık ya, bu duanın gücü gerçek anlamda çok ihtiyaç duyulması gereken bir konu. Çünkü insanlar bazen kimin nereden ne geleceğini ya da kimin nereden nasıl bir söylem olacağını, eylem olacağını ya da bununla ilgili hangi sıkıntıları yaşayacağını, hayatında hangi alanına yansıyacağını, uykusuna mı, sosyal hayatına mı, iş hayatına mı, fiziki olarak da mı, şimdi bunu tıbbi olarak nazar konusu tam manasıyla kabul edilmiş değil ama bazı durumlarda da manevi olarak da insanların tıbben de çözüm odaklı olmadığı, aslında fiziken bir problem yok, tıbben bir problem yok dediği noktalarda işte burada nazar gibi bir farklı konular ortaya çıkmaya başlıyor. Bu bir nevi manevi olan bir yönüdür insanların. Tabii ki nazarın etkileri nelerdir? Önce bir insan bende nazar mı var yoksa başka bir şey mi var? Şimdi Arzu Hanım başta konuştuğumuz gibi bu alanı metafizik ve parapsikoloji alanına çok yapmaya çalışan ve bu alanda olmaya çalışan bir öğrenci de öyle. İkinci elciliğe düşmeye başladı. Ciddi anlamda ikinci elciliğe düşmeye başladı. Ve nazarlı bir insana sende büyü var deyip daha fazla korkutmaya yönelik hareketler olabiliyor. İnsanları iyi anlamak lazım. İnsan psikolojisini, insan anatomisini iyi bilmezseniz insanlara önereceğiniz her şey yanlış olur. Her ayetin, her esmanın, hatta her kelimenin bir hüdden ve hadim vardır. Görev olan melekleri vardır. Bunlar da onun üzerine size yaklaşır ve size onun üzerine bir şifa vesile olur. Bundan dolayı nazarın belirtilerinin ne olduğunu öncelikle insanlara anlatırsak, ondan sonra bu nazarlar hayatımızın ne gibi alanları etki eder diye anlatmaya başlarsak ve arkasından bunun korunma yollarını anlatırsak zaten bu bilgi kirliliği, istismar ortadan kalkmış olur. Problemler aslında şuradan başlıyor. Biraz bizim kendi yaptığımız yanlışlarımız da var. Biz ciddi anlamda konusunda uzmanlaşmış ve konusunda bilgi sahibi olmuş insanları araştırmak yerine nazar varsa hallederiz, sizde bu sıkıntılar varsa bu var deyip yazılarla kanıp hiç araştırmadan o insanlara gitmeye eylemi ciddi anlamda sıkıntı yaşatmaya başlıyor. Ve bu alanın sıkıntı olunca da sadece kişi kendisine zarar vermiyor. Kişi bu alanda gerçek anlamda işini doğru yapan, işin ehli olan insanlar, bu işte uzmanlaşmış, bu işe zamanını vermiş ve bu işle ilgili ciddi anlamda bir çaba sarf etmiş insanlar da burada ister istemez kötü algı operasyonu olmaya başlıyor. Bu sadece metafizik, parapsikoloji ya da biyoloji değil. Genel anlamda her alanda böyle. Çünkü artık dünyada bazı şeylerin birbirine çok karıştığı ve bazı bilgilerin çok fazla bilgi kirli olup insanlara korku psikolojisi verip ondan sonra çözümün bende, çaresi bende. Bak bana gelmezsen kesinlikle bu çözüm olmaz deyip daha fazla bir baskı altında tutmak, kişiyi kendine çekme hipnoz sanatını kullanmak da bu işin istismar alanlarından bir tanesidir. Öncelikle ben burada bizi izleyen insanlara öneri olarak şuna bahsetmek istiyorum. Gerçek anlamda bu işte ehli sünnet vel cemaat yani Kur'an ve hadis ahlakına göre gerçekten de işin uzmanlaşmış ve bununla ilgili referans sağlamış insanları tercih etsinler. Çünkü bu alanda istismarlar birden fazla olmaya başlıyor ve bu istismarlar sadece kişiye nazar var
Bu işle ilgilenen insan diye gittiğiniz insanlar farklı sıkıntılarla sizi karşı karşıya getiriyor ve inanmak zorunda kalıyorsunuz. Bu gibi problemleri çok yaşıyoruz, çok karşılaşıyoruz. Danışmanlık verdiğim insanlar bende çok ağır nazar varmış, bundan dolayı bu varmış deyip psikolojik sorunu olan insanı da gördük. Bende ciddi anlamda büyü varmış, bende ciddi anlamda musallat varmış deyip de fiziki olarak da sorun olan insanlar da gördük. Aslında ne nazarla, ne cinniyle, ne büyüyle bir işi olmayıp aslında tamamen psikolojik durumu olan vakalarda da karşılaştık. Ama inandırılmış. Bu da bir hipnoz sanatıdır. Kişiyi büyülemektir. Büyü sadece insana materyallerle bir şey yapmak değildir. Aynı zamanda kelimelerle de söylediğin cümlelerin ağırlığıyla da kelimelerin bir ağırlığı vardır. Harflerin bir alemi vardır. Bunların da bir seyitleri vardır. Eğer bu alemlerde söylediğimiz kelimeler, söylediğimiz sözler o alemin seyitlerinden geçmezse bu tamamen şeytanın ele aldığı bir konu olmuş olur. Ve bunun ipini de şeytan tutmaya başlar. Ondan sonra insan suretinde görünmüş aslında farklı varlıkların yönettiği sureti insan olan bir takım insanlara gitmek zorunda kalırlar. Bunu öncelikle şöyle açmış olalım ki bu işin ciddi bir durumu var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nazarla ilgili insanları ciddi anlamda uyarıyor. Abdullah İbni Cabir kaynağı vardır burada. Sahabenin bir tanesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i mezarlıkta ağladığını gördü. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sordu. Ey aman Habibi neden bu kadar üzünlendiniz ve ağladınız dedi. Burada yatanların yarısı nazardan ölmüştür dedi. Bu kadar önemli bir konu. Bu konuyla ilgili de işte bazı materyaller kullanan insanlar var. Şunları al yak bu nazarın gider. Şunu al göm. Bu olur gibisinden bunlar doğru şeyler değildir. Hadis-i şerifte geçtiği gibi nazar kaderin önüne geçecekti. Allah izin vermedi Kalem suresini indirdi diyor hadis-i şerif. Çok da kıymetli bir suredir. Ama öncelikle nazarın belirtileri aslında bende nazar olduğunu ben nasıl anlarım? Evet. Bunu iyi Nasıl? bilmek lazım. Sürekli ağlama hissi olan insanlarda ciddi anlamda sürekli ağlama hissi olanlar, sebepsiz yere herhangi bir psikolojik ya da bir buhran halindeyken değil, yalnız kalmak istemesi ve o yalnız kalma durumunda çok fazla ağlaması, arafta kalma durumları olan insanlarda nazar çok fazla olabiliyor. Huzursuzluk, huzursuzluktan kastım şu, iyi bir şey olsa bile arkasından mutlaka bir şey çıkacağını zanneden, ama gerçekten de bu konuyla ilgili aksilik yaşayan, birden fazlaya aksilik yaşayan insanlarda nazar olabiliyor. Bakın işte bazı danışmanlık almaya gelen insanlardan bahsetmiştik ya. Çoğu gelen insanlar en ufak bir aksiliğinde bende büyü var mı diye gelmeye başlıyor. Bende bir musallat mı var? Biri bana büyü mü yaptı? Ben birine gittim bana böyle söyledi bir şeyler yaptım yine iyi olmadım. Aslında çok fazla birden fazla aksilik yaşamak hatta sakarlığın çok üst seviyede olması da nazara bağlı bir durumdur. Kişiye nazar olduğunu belirtir. Aşırı baş ağrısı ve mide bulantısı. Çok fazla mide bulantısı. Aşırı baş ağrısı dediğim tepe bölgesinde yani tepemizin tam üst kısmında yanma olacak şekilde baş ağrısı varsa ve bu gözleri ağrıtıyorsa o kişide ağır bir nazar vardır. Ağır bir nazar durumu vardır. Ve bunun sonucunda ciddi anlamda mide bulantısı olur. Bu da herhangi bir büyü ya da cinni bir durumu değildir. Bu nazarla alakalı bir durumdur. Bir yerde duramama, kalabalık bir ortama gider orada duramaz. Evinde duramaz. Kendi bulunduğu yerde duramaz. Sürekli bir kasvet hali oluşturmaya başlar. Aslında o alanda bulunduğu yerlerde bir problem yok. Kişi nazarlıdır. O esna bir yerde duramaz. Çok fazla hareket etmeye başlar. Ya da bulunduğu yeri çok beğenmeme. Sürekli bulunduğu yerle ilgili işte bu problem mi olacak? Şu mu var? Bu problem olabilir. Burası bana iyi gelmedi. Bura bana çok ağır geldi. Ama bu her alanda bunu yaşar. Bu nazarla alakalı bir şeydir. Yeme içme konusunda denge bozması. Yani yemeden içmeden bir anda kesilmek. Şimdi bunu iyi anlamak lazım. Yemeden içmeden bir anda kesilmek dediğim bazı insanlar bir iki gün yemek yemeyebiliyor. Bu tıbbi bir durum da olabilir, psikolojik bir durum da olabilir. Hemen nazara yönelmeyeceğiz. Yeme içme bir anda kesilip ciddi anlamda bu sizi uyku hali getiriyorsa, uyku hali getirdikten sonra sabah kalkarken yorgun kalkma hali getiriyorsa ya da kemik ağrısı yapıyorsa bu da mutlaka nazarla alakalı bir durumdur. Çünkü o kişi mutlaka bir nazar almıştır. Onun dışında kişiler kendisini aynada gördüğünde korkma durumu. Yani ani korkmalar, çok fazla hıçkırık, haddinden fazla hıçkırma bu da nazarla alakalı bir şeydir. Kulağının çok fazla çınlaması. Yani gün içinde sürekli çınlaması devam etmesi bu da nazara işarettir. Hatta bu kişi yıldız düşüklüğü olan
etrafındaki insanların nazarlarını patoner gibi çeken insanların belirtisidir. Şimdi nazarın da durumları var. Bir kişi nazar alır, bir de nazarı çeker. Öyle derler. Yani yıldızı düşük nazar değdi derler. Bu doğru mudur? Yani yıldızım düşük olduğu için ben nazarı çok çekerim. Böyle bir kodlama yapmak zaten bunu çekiyor olmak değil midir? Değildir. Bu tamamıyla kişinin kaderi mutlak ve kaderi muallak denen bir durum vardır Arzu Hanım. Kaderi mutlak, o kişi bununla ilgili bir nazari bir durum alacaksa bu zaten olacaktır. Bu çabuk atlatacaktır. Bu kişinin imtihanıdır. Kaderi muallak dediğimiz konu da kişi kendini duayla korumadığı zaman, evinden çıkarken ya da bir iş yaparken bununla ilgili dua etmediği zaman, bu yıldız düşüklüğü varsa bu insanda, bu insan o bulunduğu ortamda paratoner görevi yapar. Etrafındaki insanların kötü enerjini çeker. Aslında kodlamak değildir bu. Kodlamak nasıl olur? Kişi dua ettiği halde, evden çıktığında dua etmişse, bu ben yıldız düşüklüğü var bende, nazarı çekerim diyorsa, bu beynin bir merkezine sinyal gider. O beynin belli bir bölgesi blokaj yer, bunu kabul eder. Ondan sonraki bütün alacağı enerjiler negatifleşir. Bu, Peki buyurun. çok pardon. Yıldızım düşük ne demek? Önce bunu bir açıklığa kavuşturalım mı? Yıldızı düşük ne demek hocam? Enerji ve frekans halinin dengesizliğidir bu. İnsanın enerji ve frekansı normal şartlarda, normal, hiç böyle standart yaşam alanıyla alakalı konuşuyorum. Enerji ve frekansı denge kaybı olursa kişide, enerjisi ve frekansı denge kaybı nasıl oluşur? Bu insanlar genellikle kendi iradesini ortaya koyamazlar. Ve korkuları çok fazla olur. Korkuları çok fazla olduğu için dışarıdaki negatif enerjileri çok fazla uyumlanır. Ve bundan dolayı frekansı düşer. Yani o esnaf mizahına ve fıtratına zarar verecek, kendisine hem psikolojik hem fiziksel hem manevi zarar verecek alanlarını aşağı çekmiş olur. Dünyada her şey dengeye bağlıdır Azuhan'ım. Eğer dengeyi kaybederseniz, mizahta dengeyi kaybederseniz, enerji ve frekansa dengeyi kaybederseniz, hatta bununla ilgili nefes alışverişte bile bir dengeyi kaybederseniz, çok fazla efor sarf etmek, haddinden fazla tempo ile yürümek ya da hızlı hareket etmek, bu nefesin dengesini kaybetmektir. O esna kalbin hızlı çarpmasına, hatta diyaframın daha fazla şişmesine, belli bir alanda sorun olmaya sağlıyorsa, bu tıbbi olarak hem de yaşam enerjisi olarak bu çok önemliyse, yıldız düşüklüğü de enerji ve frekansın dengesini kaybettiğiniz zaman bu esna belirli bir alanlarındaki çakralarınız ve auralarınız tıkanmaya başlar. Tıkanmaya başladığı zaman siz normal şartlarda doğadan, bitkiden, duadan, hatta insanın nefesinden, nefes hayyum ve kayyumdur. Hayat veren öldürendir. Nefes çok faydalı bir şeydir. İnsana hayat verir. Ondan alacağın pozitif enerjiyi kapatmış olursun. Bu da enerji ve frekansın dengesinden sonra mizahını tamamıyla çökertir. Mizahını çökerttiği zaman ne olur? Bu insanın sosyal hayatındaki yaşam tarzı değişir. İş hayatındaki yaşam tarzı değişir. Hatta ailevi alandaki yaşam tarzı da değişir. İşte bundan dolayı enerji ve frekans dengesini kaybettiğiniz zaman yıldız düşüklüğüne sebep olur. Aslında yıldız düşüklüğün nazarın diğer bir adıdır. Nazar, kişi o esnada güzel giydiği bir eşyayla ya da güzel yaptığı bir işle yahut da güzel söylediği bir sözle karşı tarafa takdir aldığında haset ya da güzel bakışın aldığı bir ağırlıktır o nazar. Ama yıldız düşüklüğü ise bu alanla ilgili hiçbir şeyi olmayan, herhangi bir iş yok ya da herhangi bir giydiği bir eşyanın güzelliği olmadan bulunduğu ortamda insanların negatif enerjilerini çekerler. Yıldız düşüklü olan insanlar. Bununla ilgili mesela örnek vereyim. Yıldız düşüklüğü ile ilgili de, bende yıldız düşüklüğü var mı? Varsa nasıl oluyor? Nasıl anlarım? Bununla ilgili nasıl korumam lazım? Bunları bilmek lazım. Şimdi ben bunu anlatırken aslında insanımızın en büyük yaptığı hatalardan bir tanesi de nazarla ilgili sorununu nazar boncuğuyla çözmeye çalışması. Bu çok büyük bir hatadır. Nazar boncuğu şeytanın Babil'de kullandığı simgesidir. Aynı zamanda nazar boncuğunun renkleri ve o bulunan çevresindeki daire şekilleri cinleri oraya toplama ritüelindeki yapılan bir seanstır. Öyle Nazar, mi? Biz tabii yani ki. koruma amaçlı takılır bebeklere de hani eskiden öyle büyütüldük.
Hep okula giderken gömleklerimizin içine nazar boncuğu takılıyordu. Anadolu tıbbında ve alternatif tıpta böyle bir şey yok. Anadolu tıbbında eskiden mavi bir beze üzerlik otu koyarlardı. Ve onu evin kapısına asarlardı. İşte Anadolu tıbbından bahsederken aynı zamanda bunun tıbbi olarak bitkilerle nazarı korunması, yıldız ışıklarından korunma yolunu da anlatmış oluyorum. Eskilerimiz mavi bir bez parçasını kese haline getirip içine üzerlik tohumu atardı ya da zeytin dalı koyardı. O esnaf kapısına asardı. O üzerlik tohumu etrafımızdaki negatif enerjileri çeker. Kendi alanını hapseder ve o esnada enerji akışındaki kesitleri de onarmaya başlar. Zeytin dalı da böyledir. Ki Tin suresinde Allah zeytini ve inciri yemin etmiştir. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki zeytinin dalı bile bereketlenmeye ve insanın kuvvetlenmesine sebeptir. Bütün peygamberlere ortak verilen katık zeytindir ve zeytin yağıdır. Hadis-i şerif var bunlarla ilgili. İşte eskilerimizin bu yaptığı olay tamamen bizim örfümüz, geleneğimiz, hatta kültürümüzdü. Bundan dolayı zaten eskilerimiz aynı zamanda hemen okurlardı nazar almış çocukları, nazar almış kişileri. Bak derdi, sen çok nazar çekiyorsun. Bunu al üstüne taşı derdi. Hatta o keseyi dikerlerdi yakalarına, iç kısımlarına. Biz dedelerimizi, anneannemizden biliriz. Ya da bir bez parçası dikerlerdi. İşte nazar boncuğu eskiden de Anadolu'da hiçbir yerde kullanılmıyordu. Hiçbir yerde. Nazar boncuğu şeytanın Babil'de kullandığı bir simgedir. Tamamıyla Babil alanındaki kullandığı bir simgedir. Aynı zamanda nazar boncuğunun üstündeki bulunan renkler birbirlerine de zıt renklerdir. Renklerin de bir enerjileri, renklerin bir frekansları vardır. Eğer renkler birbirine uyum olmazsa, zıtlaşırsa insanın giydiği eşyadaki renklerde de böyledir. Çok ters renkleri giyerseniz bu size ağırlık yapmaya başlar. Yani mizahınızı yorar. Mizahı yorulmuş bir insan mizaç durumunda da yani söyleminde kendini ifade edememe, çok fazla konuşma kabiliyeti olma, yani kekeleme sorunu olan insanlar ortaya çıkıyor. Burada aslında çok büyük olayların olması gerektiren bir durum yok ortada. Yani hatta yediğin yemek bile dışarıda şöyle bir örnek vereyim Arzu Hanım. Eskiden anneannelerimiz, dedelerimiz derdi ki evladım dışarıda rafta olan bir şeyi alıp yeme. Bir fakirin gözü kalmıştır. Ondan hallenme demişlerdir. O esna birisi alım gücü yoksa dışarıdaki görünmüş bir şeyi gözü değmiş alamıyordu, durumu yoktur. Onun o anki içindeki yaşadığı durum oraya sirayet edebiliyor. Hatta Peki dışarıda yemezdik. Biz öyle tabii ki, büyütürdük. tabii ki, tabii Dışarıda bir ki. şey yemek, ağıza bir şey atmak bize ayıptı. Ayıptı. Yapma Yani dedik. zaten biz o esna kendi kapımızda oynarken annelerimiz bize salça ekmek sürerdi, herkesi dağıtırlardı. Sırf dışarıda bunları yemeyin diye. Şimdi baktığınız zaman dışarıdaki bir yiyeceğe bile kötü gözle bakıldığında ya da alamama gücü olan insanın o esnaki Tabii. içtenliği duyduğu acı o esna Biz o yemeğe, o yiyeceğin şey hatta içeceğe sirayet edebiliyor. Ettiği zaman bunu yediğinde de o insanın halini alabiliyorsun. Bu ne oluyor? Peki bunun için ne yapmak lazım? Şimdi dışarıdan illa bir şey yiyorsak mutlaka en az 7 defa estağfurullah çekmek lazım. Ve doymayacağız. Doymadan yiyeceğiz. Dışarıda bir şey yiyeceksek doymadan yiyeceğiz. Çünkü neden? Şüpheli şeydir o. Birisinin gözü değmiş olabilir. Birisi haset etmiş olabilir. Şüpheli şeylerden sakının diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yemek zorunda kalırsanız doymadan kalkın. Yemeğin başında ve sonunda 7 defa estağfurullah ya da estağfurullah el azim. Mutlaka bunu çekin diyor. Şimdi baktığınız zaman bu çocuklara nazar boncuğu takmak, evde nazar boncuğu bulundurmak, üstüne nazar boncuğu, bunlar çok problemli şeylerdir. Bunlar bu zıt olan renklerin çakışması sonucunda orada ışığın enerji alır. O çakışmanın bir enerjidir o. O enerji de aynı zamanda bir ışık verir. O ışığın enerji hali bazı varlıkları oraya toplanmasına sebep olabiliyor. Bu nazar boncuğunun böyle bir tehlikesi var. Aynı zamanda nazar boncuğunun piyasaya sürmesi sebebi Anadolu tıbbı yok etmekti. Bu tasavvufta da böyledir. öyle Özellikle mi? onu yakalırdı. Bugün semazenler başlamadan önce daha dik durmak için mizahları dik dursun diye etrafındaki insanların bakışlarından, beğenilerinden kötü hal almasınlar diye özellikle onları yakalar. Konya'da birçok yerlerde bu semazenlerin bulunduğu yerlerde bu özel tohumları yalar. Ya da bunlarla ilgili dualar edilir. Hala bizim kültürümüz tasavvufi olarak devam etmiyor. Yani etmemesi için engeller koyuluyor. Nasıl? İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki nazar kaderin önüne geçer. Aslında insanı öldürür
Allah bu olmasın diye kuluna acıdı. Kalem suresi indirdi diyor. Biz nazar boncuğu takma gereği duyuyoruz. Bu nazarı verecek de Allah. Bunu kaldıracak da Allah. Bunu verdiğinde önden kuluna sen bunu oku. Ben birini alırım ama birinden almam. Ona imtihan ederim. O imtihandan sen sebeplenme, nasiplenme kulum. Ben çok acıyanım. Rahman sahibiyim. Sana kalem suresini indirdim diyor. Biz ne diyoruz? Yok. Nazar boncuğu. İşte bu aslında böyle oluyor. Ama ben bunu süs olarak takıyorum. Ben bunu bir aksesuar olarak kullanıyorum. Doğal taşları kullanın. Akik taşı, mercan taşı, yeşil taşı. Bunlar nazara çok iyi geliyor. Hatta yıldız üçlü olan insanlar mutlaka ve mutlaka akik taşı kullansınlar. Şimdi az önce soru vardı. Doğal taşları kullanalım mı, kolye olarak takalım mı diye. Tabii Değerli ki. doğal taşları. Tabii ki Arzu Hanım bakın hadis-i şerifte vardı. Tabii ki doğal taşları herkes takamaz. Bakın taşların da kendine göre insanların mizahına göre uyumlamak gerek. Kimisine ağırlık yapar, kimisine şifa olur. Kimin hangisini hangi taşı takacağını burada bilmek lazım. Öyle yoldan bulduğum bir taşı almak ya da bir yerde alayım şu taşı takayım demek doğru değildir. Çünkü o taş insanın mizahıyla hani deriz ya benim bu insanı içim almadı. Bunu insanla birbiriyle konuşurken bile içine almıyorsa o insandan uzak durursun. Taşta bile böyledir bu. Şimdi bu taşlarda bizim Kur'an'da hadise yeri var mı? Olmaz mı? Peygamberimiz olsam buyuruyor ki İbn-i Macid'e geçiyor. Parmağında firuze taşı taşıyan. Firuze taşı yüzünden bahsediyor. Onun duası geri çevrilmez. Bereket sıkıntısı yaşamaz diyor. Mizanın köşeleri ayette mizan diyor. Mahşerde mizan kurulacak. Mizanın adet-i tafı akiklerden olacak diyor. Hacer-i Nesvet taşı var. Cennetten inen. Onun dışında biz sizin cennetinizi yakutlarla, zümrütlerle, yeşillerle, mercanlarla süsledik diye ayetler var. Demek ki Allah indinde o taşların kıymeti var. Değeri var. O yüzden o taşların da insanlara göre uyumlu olması çok önemlidir. Tabii ki bunu herkes bilemeyebilir. İlla taş takacağım diye bir durum da yoktur. Ne yapmanız gerekiyor? Evinizde mutlaka bir zeytin dalı bulundurun. Mutlaka bir zeytin dalı bulundurun. Saksıda zeytin dalı mutlaka bir toprağa koyun. Bunu yapamıyorsanız bir kaba tuz koyun. O kaba tuz koyarken 3 defa Kalem Suresi 51-52. ayet okuyun. O tuzu yüksek bir yere koyun. Allah'ın izniyle kötü enerji o tuz çeker. Haftada bir gün Perşembe günü değiştirin onu. Bunu da mı yapamıyorsun? Üzerlik tohumu mavi bir bez parçasına içine koy, evin kapısına as. Allah'ın izniyle kesin çözüm bunlar. Bunlar kesin çözümler. Bunlarla ilgili kaynaklar da var. Ama tabii ki şimdi yıldız düşüklüğünün ve nazarla ilgili hangi problemler, hangi sebepler bende var olup olmadığını acaba bu mudur diye de bilmek lazım. İnsan burada benim bir sözüm vardı. Çok kullanırım bunu. Çok da severim. İnsanın katili kendi cahilliğidir. İnsan kendini bilmesi lazım. Öncelikle insan kendisi tanıması lazım. İnsan kendi fiziğini, kendi psikolojisini, hatta kendi avrosunu, hatta kendi blokajlarını bile bilmesi lazım. Tanımak lazım. İnsan kendisini tanımazsa kimseye faydası olmaz. Bunu tanımak lazım derken imtihanları da bu bir imtihan mıdır? Yoksa bu senin günahlarından dolayı musibet midir? Bela mıdır? Bunu bilmek lazım. Aslında burada ne başlıyor? En güzel yolu günde en az 100 defa Estağfurullah el azim herkes çeksin. Bakın deniz köpükleri kadar günahınız olsa diyor Allah'ın en sevdiği şey kulunun tövbe etmesi. Estağfurullah. Neden 100 defa hocam? Onun sebebini söyleyeyim. Şimdi durum şu. Musa Aleyhisselam'la ilgili ve İbrahim Aleyhisselam'la ilgili hadis-i şerif vardır. Şimdi biz şundan bahsederiz. Biz namaz sonlarında 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber çekeriz. 99. Estağfurullah'ı da bir ekleriz. Bu da birin sebebi de namaz dışında olduğun için o da senin niyetindir. Farz olan namazlarda da Allah'ın ismi şerifi 99'dur. Namazlardan sonra tesbihin hakkı 99'dur. Ama sen orada kendi isteği, niyetin içinde bir eklersin, 100 çekersin. Bununla İbrahim Aleyhisselam da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tayken ümmetine şu üç şeyi hediye ettim diyor. Estağfurullahelazim, elhamdülillah, subhanallah ve bihamdi. Ümmetin şu üç şeyi bırakmasın diyor. Bu üç şeyi bırakmayan ümmetin dert, keder, musibet, bela,
Hatta ve hatta dünya ve ahiret hayatında afiyet bulur diyor. Miraç'ta var, İsra suresinde geçiyor. Peygamber Efendimiz'in hadisinde kaynaklarında bunlar da çok var. Ama biz okuma kültürü olan değil, çok özür diliyorum. Okuma kültürü olan değil. Bak, karşıdaki konuşan insanların iki dudağın arasındaki çıkan cümlelere bakan bir yapıya sahibiz. Öyle bir milletiz. Yani çok güven duygusu olan, çabuk güvenen bir milletiz. Maalesef. Hele ki şöyle bir tabir var. Danışanların çoğu diyoruz ki yani bu durumlar sende yok. Ve bu durumların Kur'an'da ve hadiste yeri de yok. Herhangi bir bilimsel olarak da bir açıklaması yokken sen bu adamın söylediği nasıl yapıyorsun dediğinde denize düşen yılana sarılır diyor. Hocam ne yapayım? Müslüman denize düştüğünde Yunus peygamber gibi Yunus balığı karnına düşer. Yunus peygamber gibi de La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin der. O musibetten kurtulur. Müslüman denize düştüğü zaman yılana sarılmaz. Yunus balığı karnına düşer. O yüzden hemen Yunus peygamber aklına gelecek. Hemen tövbe estağfurullah çekecek. Biiznillah o durumundan kurtulur. Mevlana Azze ve Celle önce kulun kendisi istemesini söylüyor. Önce siz isteyin diyor. Bununla ilgili mesela daha sırlı şeyler vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'den nakletti. Dualarınızın sonunda anne babanıza dua etmezseniz, namazlarınızın sonunda anne babaya dua etmezseniz duanız kabul olmaz diyor. Hadis-i şerif var. Ne dua edersiniz edin. Başında estağfurullahalazim çekin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Allah, melekler Allah'a günlük arzlar veriyor. Arzu anı. Allah bizim günlük isteklerimize bakar. Her gün melekler bunu arz eder. Mevlana Azze ve Celle bir kulu bir şey istediğinde ilk başta estağfurullahalazimi görmezse kulum diyor günah üzere yaratıldı. Benim de Rahman ve Rahim olduğunu bildiği halde kusurlarından bana sığınmayıp benden ne isteyebilir? Onun istediğini reddettim diyor Allah Azze ve Celle. Sahih hadistir. Tabağında geçer. Duaların sonunda salavat çekilecek. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki peygambere salavat çekilmedi dua sonunda o dualar havada asılı kalır. Bununla ilgili Abdullah İbni Cabir, Abdullah İbni Abbas, Ebu Ducana Hazretleri bunlar sahabedir. Peygamber Efendimiz katipleridir. Bunlar İmam-ı Gazali birçok kitaplarda yazar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme duanın sonunda salavat getirmeyen semada bütün dualar havada asılı kalır. Kabul edilmez. Çünkü o babamızı bile cennetten geri iade edilmesini, tövbesini affolundu. Nasıl? Adem babamız cennetten uzaklaştırıldığında Mevla Teala Azze ve Celle buyurdu ki Bey dedim Muhammed'in yüzü sürmesini affet. Allah-u Teala Azze ve Celle biliyordu ama sordu. Sen Muhammed'i nereden biliyorsun? Ya Rabbi o senin sevgilin olmasaydı cennetin kapılarına La ilahe illallah Muhammed Resulullah yazmazdın dedi Adem babamız. Allah Azze ve Celle de buyurdu ki seni Habibim hatırına affediyorum dedi. Çok kıymetlidir bu. Bunlar çok önemlidir. Öyle saatlerce hoca aramak, saatlerce bir şey aramaya hiç gerek yok. Bakın burada kaynaklar var Allah'ın izniyle. Şimdi yıldız üçlüğü, nazar, sihir, büyü bu gibi durumları olabilecek insanlar hangi sıkıntıları yaşar da bu durumda olabilir? Onlardan bahsedeyim isterseniz. Ondan sonra bunlarla ilgili okunması gereken duaları bitkisel olarak yani alternatif tip olarak üzerlik tohumu, zeytin ağacı, tuz, bundan bahsettik. Bu Anadolu'da alternatif tip olarak. Buyurun. Zeytin ağacı derken dalı kuru Zeytin dalı, evet zeytin dalı. Zeytin dalı. Hatta bunu yapamayan, sağlayamayan insana ben bir tane zeytine Kalem suresi 51-52. ayeti okusun. O zeytini üflesin, o zeytini yesin. Bunu da mı yapamıyor? Bakın nazardan korunmanın en güzel yolu sabah kalktığınızda hiçbir şey yemeden içmeden ciddi anlamda şunlar varsa bakın dejavu sürekli dejavu yaşamak. Aslında bu parapsikolojik olaydır, parapsikolojik olaydır. Bazı varlıklar sana bazı şeyleri olmuş gibi daha önce yaşamış gibi gösterirler. Kendindeki enayiyeti ve kibri azdırmak için. Bu durum varsa sebebi bulunmayan fiziksel hastalıklar. Doktora gidiyorsunuz bir problem yok diyor. Ya da hastalıkların çok uzaması. Normal şartlarda gripsinizdir. Bir haftada geçmesi lazım. Sizde 20-21 gün uzuyordur. Bu nazar belirtisidir. Sürekli ve devamlı olarak iç sıkıntı hali. Boşluğa düşmek. Yataktan sıçramalar uyku esnasında. Çok fazla hıçkırık bahsettik. Bu nazar.
Kalpte batma ve daralma hissi. Genellikle deriz ya, göğsümün ortası ağrıyor. İşte bu göğsümüzün ortası dediğimiz kalp hizasıdır, iman tahtası. Nazar insanı buradan bulur. Ya da Rahman çakrasından bulur. Ya nazar buraya oturur, ya buraya oturur. İnsanı ya kalbinden sıkar, ya başından sıkar. O yüzden Rahman çakrasını, yani tepe çakrasıyla göğüs çakrasındaki avluları tamamen kapatır. Bundan dolayı zaten nefes darlığı çekme, kalp ağrısı, sürekli vesvese hali bu nazardır. Bu belirtiler. Uykuya dalmak üzereyken boşluğa basma hissi. Bakın, çoğu insanlarda aslında bu oluyor. Yatarken yataktan düşer gibi halleri oluyor. Bu aslında çok korkulacak bir durum değil. O esna fizikin de yaptığı bir mekanizma, yani beynin o anki fiziği yönetme komitesi çalıştığını anlamına gelir. Yani sen o esna kötü bir şey yaşamıyorsun. Uyku esnasındayken ruh bedenden ayrılıyor. O esna bedene yorgun olan bir şey olduğu için bu bedeni öldürebilir de. Çünkü uyku ölümün yarısıdır. Nazar da insanı öldürebilir. Ruh da Allah-u Teala Azze ve Celle kulunun zarar görmesini istemediği için ruhunu kendisini o esna uyku esnasında geri iade ediyor. O esna ruh bedene giriş yapıldığı zaman bir boşluğa düşüyorsunuz. Bu korkulacak bir şey yok. İnsanlar genellikle eyvah bende cin var yataktan düşer gibi hallerim oluyor. Öyle bir şey yok, korkmayın. O Allah'ın size rahmetidir. Yani şöyle, halıya vurmaktaki kastımız halıyı dövmek değil, tozunu almak. O sıçrama halinde Allah seni hep uyarıyor. Aynı zamanda bu uyarıyı beyne veriyor. Beyin bu uyarıyı kabul ediyor, fiziğe komite ediyor. Bu da bitmiyor. Bununla ilgili sana etrafında bulunan melekler, rahmani melekler, dua edip de yatan insan için bahsediyorum. Rahmani melekler de ruhun bedenine onu hatırlatıp kendine gelmesini sağlatıyor. Öyle bir sistem çalışıyor ki bu sistem tamamen senin için çalışıyor. Rüyalarda kedi ve köpek çok görmek. Ama görürken de sana doğru koşarken görmek, bu kedi ve köpek nazardır. Ama bu ben bir kere gördüm ama ben nazar var değil. En az 3-4 gün tekrarlıyorsa böyle bir durumunuz vardır. Ben rüyamda kedi köpek görüyorum. Bana saldırıyor. Biri bana kesin büyü yaptı. Hayır kardeşim, bunun büyüyle bir alakası yok. Büyülü oluyorsan harabe bir ev görürsün. O ev sana 3-4 gün sürekli aynı rüyayı görürsün. O ev senin üstüne çeker. Ve kalktığında kalkarsın. Bu büyü hissidir. Yani büyünün tesir ettiği bir haldir. Bu hal yoksa sende büyü yoktur. Şimdi bunun gibi durumlar varsa kişide bu yıldız ışıklığı enerji ve frekansı dengesini kaybetmiş. Etrafındaki insanların paratonerji gibi nazarı çeken, hatta nazar alan insanların durumudur bu. Bunlar varsa yapması gereken nedir? Bir bardak suya 41 tane Fatiha, bir defa Kalem suresi 51. ikinci ayeti okuyacak. O suyun yarısını içecek, diğer yarısını yüzünü yıkayacak. Hocam bunu ben yetiştiremem 41 Fatiha. O zaman bir tane zeytine bir defa Lev Enzelna duasını okusun, o zeytini yesin. Hocam ben bunu da yapamam. Bana daha basit bir şey ver. Daha basit bir şey vereyim. Bakara suresinin birinci ayetini okusun. Avcunun içine üflesin, bütün vücuduna sürsün. Bunu da yapamıyorsan Elam suresi 103. ayet. Çok kısadır, zikir gibidir. Bunu okusun, okuduğu zaman sağına, soluna, önüne, arkasına, yukarıya, aşağıya üflesin. Allah'ın izniyle muhafaza olunur. Ama çocuklarınız için, bakın okula gönderiyorsunuz. Çok resim paylaşıyorsunuz. Çocuklar nazar alabiliyor. Bundan dolayı okuma geçtiği olabiliyor. Hafıza. Benim çocuğumda ezber sorunu var. Acaba bize biri bir şey yaptı çocuğuma mı yansıdı? Değil. Değil. Bundan dolayı olmayabilir. O insana bir nazar değmiştir. O insan okuduğunu anlayamayabilir. Dikkat dağınıklığı olabilir. Hatta obsesif başlangıçlarından bir tanesi nazarla alakalı olabiliyor. Yani pencereyi, yelpazeyi geniş tutmak lazım. Sadece bir alana odaklanırsak oradan sürekli zarar görürüz. Çocuklar için de Yusuf suresi 67. ayeti. Bakın Yusuf suresi 67. ayeti çocuklarına okusunlar, yüzünü üflesinler bir defa. Allah'ın izniyle o gün o çocuklara nazar değmez. O çocuk
Yıldız şükrü yaşıyorsa, yıldız şükrü varsa bu ortadan kalkar. Bununla ilgili çocukta çok fazla çekeleme durumu, bazen fiziki olarak, tıbbi olarak bir problem çıkmayabiliyor Arzu Hanım. Yani ben birçok hastanedeki doktorların bana danışmanlık yönlendiklerini biliyorum ve şu an hala aynı durumu yaşıyoruz. Bunun metafizik, parapsikoloji ya da parapsikolojik durumlarla alakalı olabilir diye. Hatta biz de bakıyoruz ki psikolojik de olabiliyor. Ben eskiden duyardım, bebekler nazardan çatladı derlerdi. Hani nazardan öldü derlerdi. Yani başka birinin nazara değdiği için mi vefat ediyor bebek? Yani şimdi öyle bir şey olmuyor. Gerçi de şimdi aklıma geldi. Çocukken duyardım büyüklerimden. Nazardan çatladı derlerdi. Şimdi niye olmuyor? Önceden niye olurdu söyleyeyim. Peygamberimiz Hasan diyor ki çocuğa en çok nazarı anne baba değdirir. Evet, kendi anne ailesi. babanın ağzı duvalı olsun ki o hali kalksın, yoksa çocuk çatlar derdi Peygamberimiz Aleyhisselam. Önceden o yüzden ölüyordu. Şimdi niye ölüyor? Ya şimdi şu bakın 9 yaşında çocukların elinde telefon var. Evde konuşma yok. Bir sohbet ortamı kalkmış. Herkes bir telefon peşinde. Herkes bir sosyal medya peşinde. Zaten o insanın o anki paylaştığı resimleri ya da o anki bulunduğu ortamdaki insanların da problemleri olabiliyor. Bundan dolayı ben bununla ilgili ne yapabiliriz diye çok araştırdım, çok baktım. Hadislerde ne geçiyordur diye. En son Hazreti Ayşe annemizin bir rivayetine denk geldim hadis-i şerifinde. İbn-i Mace'de geçiyor. Çocuğun bir tanesine nazarlı olduğunu göre ve Yusuf suresinin 67. ayetini okuyup başını sıvazladığını Ebu Ducen Hazretleri kaynakta belirtiyor. Bu çocuklar için ve çok etkilidir Arzu Hanım. Çok etkilidir. Hatta kekeme olan, yani konuşurken ara ara takılan çocuklar varsa bunu çocuklar beynin o esna o jimnastiği yapmaya alışmıştır. Beyin kendini komutlamıştır. Bu takıntı hali bazen kekemelikle alakalı olmuyor. O beynin kendi yaptığı alışkanlığıdır. Beynin tikidir o. O hastalık değildir. Beyin onu yapmaktan, o anki refleksler onu istiyor. O refleks onu istediği için beyin belli bir bölgesi, yani merkezinde bir blokaj var. Onun kalkması gerekiyor. Bunun için ne yapmak lazım? Bu çocuğa ağzında bir tane tahta kalem dişine koy, sıkacak. O esna dudaklarıyla bu Yusuf suresi 67. ayeti 3 defa okutacak. Ve bu kalemi de ağzıyla çevirmeye çalışacak o çocuk. Allah'ın izniyle bu durum kalkar. Neden? Çünkü şöyle bir durum var. Bakın en basit bir örneği vereyim. Bu Anadolu tıbbında da böyledir. Bazen yemek yerken en son lokma ağzımızda çiğneriz büyür. Bazen bu olur. Bu nedendir? Beyin refleks istiyor. O reflekse takıldı. Ondan dolayı niye? Mide beyne doyuyor sinyali verdi ama bu hareketlilik, yani buradaki beynin belli bir sistemi bunu kabul etmiyor. Bu refleksi devam ettirmek istiyor. Devam ettirmek istediği için o ekmek ağzımıza büyüyor. Eskiler ya, bitmedi ekmek ağzımda büyüdü. Bir saat çiğne yutamadım. İşte kekeleme ve konuşmaktaki takıntılık da böyledir. Çok fazla böyle aşırı bir şey, çok büyük bir şey varmış gibi bakmamak lazım. Aslında geçmişte Anadolu tıpta bunların çözümleri çok çok iyiydi. Bakın eskiden geç konuşan, yani geç konuşan derken konuşmakta aksaklık yaşayan çocuklara ekmeğin içini şeker bastırlarmış. Ekmeğin içini şekere bastırlarmış. Bunu yedirirlermiş, yani emdirirlermiş. Neden emdirirlermiş? O esna o pelteklik, o konuşmaya takılma, o çünkü şekerli ekmek çabuk emilmez, çabuk yenmez. O esna tat şey verir. Gecikir. O esna o refleksi durdurmak için bu. Refleksi durdurmak içindir. Bu çok önemlidir. Çünkü ekmek yerken bazen ağzımıza büyüyor. O esna devam ediyorsun. Ama mide doydu almıyor. Aslında mide almıyor. Bu da beyin o refleksi devam ettirmek istediği için biz çiğneyip çiğneyip bitmiyor lokma. Konuşma da böyledir. O refleksi o atraksiyonu devam ettirmek istiyor. Çünkü blokajlı. Alanı kapattı. Alanı kapattığı için bipoları zorluyor. O esna bütün sistemi de bağımsızlaştırıyor. Tek bir noktaya odaklanıyor o sinyal. O noktada dille çenenin bulunduğu yapısına odaklanıyor. Ondan sonraki bütün her şey bağımsızlaşıyor. Yani beyin emir verme komitesini tamamen vücudun bütün bölümlü alanlara yaymıyor. Tek bir noktada odak topluyor. Bu da konuşma güçlüğü, kullanma güçlüğü çekmeni sağlıyor. Diğer bir konuda ben konuşamıyorum, çekeme kalacağım deyip kendini de kodluyorsun, resmi kapatıyorsun. Geçmiş olsun. Buna dikkat etmek lazım. Evet.
Bu Evet. şekilde nazarla ilgili konuyu anlatmış olayım. Bunlar çok önemlidir, çok kıymetlidir. Bu dualar, anlattığım şeyler çok önemlidir. Bununla ilgili gerçek anlamda danışmanlık almaya gelen çok fazla insanlar var. Bakın, rica ediyorum. Yani insanlar burada sapla samanı karıştırıyorlar. Ve ciddi anlamda her duyduğu şeye inanıyorlar. Öncelikle mutlaka ve mutlaka bunlarla ilgili, yani çok özür diliyorum. Bazı insanların mesela çok fazla halsizliği oluyor. Çok fazla baş ağrısı oluyor. Midesinde sorun oluyor. Belki de tam sırtı çok fazla ağrıyor. Bu göbek düşmesinden bile olabiliyor. Göbek düşmesi vardır. Eskilerimiz söyler. O göbek düştüğü zaman o esna o bulunduğumuz bölge böbrekler intihaplanabiliyor. Ya da su toplayabiliyor. Ya da o esna vücudumuzdaki sıvı, asit sıkışabiliyor. Bundan dolayı siz o esna çok fazla baş ağrısı yaşamıyorsunuzdur. Ya da Peki neden göğsünüz. göbek düşüyor hocam? Şimdi Göbek şöyle neden bir şey. düşer? Nazardan da düşer göbek. Bir de ani hareketlerden de düşer. Ani refleks. Yani kişi çok fazla zıplıyorsa göbeği düşebiliyor. Şimdi şöyle düşünün Arzu Hanım. Bugün bir futbol oynarken bile futbolcular ya da basketbol, voleybolcular hani bir spor yaparken bile önce bir kondisyon geliştiriyorsunuz. Yani Evet. bir açma germe yapıyoruz. Ondan sonra %20 tempoyla koşmaya başlıyorsunuz. Neden böyle? Hem diyaframı çok fazla zorlamamak için hem de kalp krizi riskini azaltmak için aynı zamanda da diyaframın bulunduğu yerde çok fazla asit vardır, midede asit. Bu midede asit de göbeğin düşmesine sebep olur diye önce kondisyonumuzu güçlendiririz. Yani fiziği güçlendiririz. Ondan sonra o spora dalarız, o mücadeleyi vermeye başlarız. Ama kişi hemen ani hareketler, ani refleksler ya da ani bir andaki korkular bile göbeğin düşmesine. Böyleyse ödü patladı. Ödü patladı meselesi, eğer ödü patlamıyorsa göbeği düştü onun. Adamın ödünü patlatacaksın, yapma diyoruz ya. Eğer o Evet. adam ödü patlamıyorsa öt vardı çünkü. Öt patladığı zaman insanı öldürür. Çünkü oradaki kan kirlidir, insanı öldürür, zehirler. Eğer ödü patlamıyorsa o insan ani korkudan göbeği düşmüştür. Göbek düşmesi, D vitamin eksikliği, intihaplanma, böbreklerde intihaplanmaya, gözlerin bulanılmasına, çok fazla kulağın çınlamasına, diş ağrısına sebep olabiliyor. Eskilerimizin nerede? Göbeğin düşmüş, korkun yer değiştirmiş. Ondan başına ağrıyor. Hemen göbek deliğine parmağını koyardı. Eskiler bilir bunu. Otuttururdu. Otururken Evet. dua ederdi. Bakın ne oldu? Büyü yok. Cinni yok. Anadolu'da evet birçok anneannelerimiz, büyüklerimiz yapar bu tür çalışmalar. Arzu Hanım, bununla ilgili zaten biz Brinix Eğitim ve Danışmanlık Brinik sayfasında bununla ilgili eğitimler vereceğiz. 3 günlük eğitimler Kasım ayında inşallah 2, 3, 4. Bu gibi alanlarda çok fazla insanların nazarları, büyüleri, hatta obsesif bozukları, psikolojik durumları, parapsikoloji durumu, evde bereketsizlik halleri. Şimdi insanlar ciddi anlamda çok fazla, evet işin ehline gitmek lazım. Hadis-i şerif vardır. Ağzı dualı olan kişilere gidin. Ama bunu yaparken de gerçekten de alanlar ikinci elcilere düşmeye başlayınca siz de kendi alanınızda insanlara yardım edip eforunuz, kendi bulunduğunuz alanınızı, kendi enerjinizi o insana yardım etmeye harcamak isterken bir de yetmiyor, üçe dörde bölünüp o alana zarar vermiş insanlarla da ya da o alanda yanlış yapıp insanlar zarar vermiş insanları da kurtarmaya çalışıyorsunuz. Çok güzel bir psikoloğun lafı vardır. Bana hastalar gelmez. Hasta olan insanlara hasta ettiği hastalar gelir. Bu Evet. gerçekten de ben bunu yaptığım danışmanlık hayatında bu sözün ne olduğunu çok iyi anladım. Tecrübe etmek lazımmış demek ki. Bazı sözler kulaktan gelir, hayat verir. Bazı sözler ise tecrübe eder, hayat bulursun. Ben çok severim. O yüzden bu alanları dolduran insanlar da ve bu alanlar ikinci elciye düşmüş insanlar da gerçek anlamda o kadar farklı şeyler yapıyorlar ki gelmen lazım, seni okuman lazım, sende büyü var, bak benden başkası bu büyü çözemez. Al bu muskayı mezarlığa koy. Al bu muskayı yap kocanın yemini at. Bakın bunlarla karşılaşıyoruz. Bunlarla karşılaşıyoruz. Ve ciddi anlamda Arzu Hanım, siz bir sosyal medyada olduğunuz için bu alandaki insanları takip etmek zorunda kalıyorsunuz. Zamanınızı buna ayırmak zorunda kalıyorsunuz. Neden? Buradaki hareket insanı kazanmak. İnsanı sevdiğiniz için, değer verdiğiniz için insanı kazanmak. Bakın bugün bir yayın yapıyorsunuz. Siz de bir enerji alanında kıymetli bir hanımefendisiniz. İşin uzmanısınız. Biz burada yayınlarımızı reklam üzerine yapabilirdik. Biz Evet. bu alanda iyiyiz, bize gelin diyebilirdik. Ama siz yayınınızı insanları sevdiğiniz için bilinçlendirmek adına açıyorsunuz.
Ben bu yayına insanlar önce bize gelmek yerine kendini tanısınlar. Derdimiz, amacımız bu. Yani insan oğlu. Kadın insandır. Biz ondan doğarız, oğlu oluruz. O yüzden insan oğluyuz. İnsan oğlunun katili kendi cahilidir. Bu yayınlar çok önemli. İnsanlar gerçek anlamda, beni yanlış anlamayın, ben işin ehlini yapan insanları karıştırmıyorum ama bilmem ne sekansları, bilmem ne şeyleri, bunlar o kadar sıkıntılı işler ki. Hocam bunlar işte milenyum çağının kelimeleridir. Ya ben böyle bir kelime görmedim. Yani çok affedersiniz de örnekleme olacak. Ben doğru konuşmak adı altında olsun. Şimdi biyoenerji alanı çok kıymetli bir alandır. Nazar da bu alanın içinde bir tanesidir. Ama biyoenerji alanıyla musallatla büyülü halledemezsin. Mümkün değil. Ama nazarlı bir insanı tedavi edebilirsin. Çünkü neden? Nazarın hali bir enerjidir, bir frekanstır, bir haldir, bir harekettir. Bir enerjinin hareketlilik hali, bir ışığın hareketlilik hali. O ışıktaki hareketlilik enerjiye dönüşüyor. O enerji insanın yapısında olan belirli bir auralarına, çakralarına isabet ediyor. Çünkü çekim gücü var. İnsan bir mıknatıstır. Çekmeyi sever. Ama bu alanları onarırsanız, bu alanları ciddi anlamda nasıl kullanacağınızı bilirseniz, yani kendi metabolizmanızı, kendi fiziğinizi, kendi mizahınızı, kendi enerji frekansınızı, hatta nefes egzersizi yaparken bile nefes alıp vermek bir ilimdir. Tabii. Nefes alıp, nefes terapisti bu. Nefes terapisti doğru mudur? Doğru olmaz mı? Bu hatta bir ibadettir. Hayyum ve kayyum, nefes alışveriş, hayat veren hayat veren Allah'ındır. Hayyum ve kayyumdur. İnsan bilmeden nefes alıp verirken zikir çekiyor. Amel defterine sevap yazılıyor. Mahşere gittiğimizde bir bakacağız, milyonlarca hayyum ve kayyum çekmişiz. Ya Rabbi, ben bunu çekmedim. Kulum, sen nefes alıp verdikçe benim hay ismimi yaşattın, kayyum ismimi yaşattın. Yani ben hayat veren ve öldürenim. Sen en büyük temsilcisiydin bunları. O yüzden sevap yazdım diyecek. O yüzden nefes bir ilimdir. Nefes bir ibadettir. Ama bu alanda kalkıp da işte meleklerimi çağıracağım. Birazdan işte biyolojinin halleri vardır. İşte gel 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 gel, git 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 git. Siz daha iyi biliyorsunuz ama böyle bir tedavi yöntemi yok. Eğer odada 3 kişiyseniz, yani biyolojinin uzmanı, siz ya da eşiniz olduğunu düşünelim. Odada 3 kişiyseniz o gel gel git esnasında kocanıza söylemiyor bunu, size de söylemiyor belli ki. O zaman dördüncü bir şey var. Bu da cinlerdir. Kafir cinler. Onlarla çalışırlar. Bunu gördüğünüzde o biyoenerji uzmanı değildir. Kafir cinlerle uğraşıyordur. Onu gel gel git gitle baş başa bırak, çık oradan. Çünkü faydası olmayacak. Çünkü neden Arzu Hanım? Onlar sizin enerjinizle o cinlerle görüşüyor. Kendi enerjisini kullanmıyor. Çünkü anlaşma böyle. Gerçek anlamda Türkiye'de tasavvuf yapısı, Kur'an ahlakı, hadis ahlakı yapısı, birbirimize inanma ve saygı yapısı. Bakın, sevgisizlik en büyük beladır. Tabii, cehennemdir. En büyük beladır. Neden? Allah ilk sevgiyi yaratmıştır. Allah sevgiyi yarattı, oradan Habibini yarattı. Çünkü neden? Melekler Allah-u Teala Azze ve Celle buyurdu ki, Ya Rabbi, dünyada bozgunculuk çıkartacak insanoğlunu niye yaratıyorsun? Ben gizli bir hazineyim, bilinmeyi sevdiğim, insanları bu yüzden yarattım diye ayet var. Sevgi, bende musibet var. Eğer sevmeyi beceremiyorsak, doğru yapan insanı sevmekte güçlük yaşıyoruz biz. Biz çok Evet. spesifik bir durum olacak. Çok paranormal olaylarla ilgilenen insanların peşinde koşmayı seven insanlarız. Hayır. Gerçekten de bu işin kültürel olarak, uzmanlık alanı olarak, gerçekten de bakın, insanların illa kalkıp da burada saatlerce bir Kur'an ayetlerden bahsetmesi gerekmiyor. Kişinin imanı kendisine aittir. Onun kalbindeki güzellik, onun kalbindeki imanın büyüklüğünü kimse bilemez. Ben bunu Evet. konuşmuyorum. Ama insanın yaptığı hareketler ve konuşma da o imanın güzelliğini gösterir. Ya da kötülüğünü gösterir. O yüzden en büyük hastalık ve en büyük musibet sevgisizliktir. Çok güzel. Lütfen Çok hani güzel dediniz. bu konuda sevmeyi becerelim, sevmeyi bilelim. Çünkü gerçek anlamda ben büyüleniyorum. Ya boş verin.
O kadar kötü enerjiler yayıyoruz ki birbirimize. O kadar büyük. Bakın, insanların bir göz ışığı vardır Arzu Hanım. Bu Evet. bilimsel de böyledir, tıbbi de böyledir. O göz bir ışık verir. Karşındaki insana güzel bakmakla alakalıdır. Eğer diğer karşındaki insanın gözdeki aynası o ışığı kabul etmez, o ışığı ters manyel yapıp karşı tarafa gönderirse, bu bile senin büyülenmene sebep olabilir. Neden? Çünkü bir alanını kilitledi senin. Bir alanını kilitledi. Hangi alan bu? Belki ferasetini kilitledi. Yani öngörünü kilitledi. Belki basiretini kilitledi. Ben evlenemiyorum. Bende büyüm var. Ya acele etmeyin arkadaşlar. Kaderi mutlak, kaderi muallak. Allah'ın bir şeyi vardır. Senin için hayırlı değildir. Evliliğinde kötü olanları da görüyoruz. İyi isteyeceksiniz. Burada niyet önemli. İnsanlar niyetlerini doğru yapacak. Benim buradaki mesajım şu Arzu Hanım. Duadan önce niyet çok önemlidir. Çünkü Allah-u Teala Azze ve Celle'nin en kıymet verdiği şey, kulum beni nasıl zan ederse ben o zan üzereyim diyor. Yani kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Kişi Allah'ım ben evlenmek istiyorum, bana eş ver diye niyet ediyor. Çok yanlıştır. İmtihan edilirsin. Allah istediğini verir. Ama o eş de imtihan edebilir. Dua nasıl, niyet nasıl olması lazım? Ya Rabbi, senin razı olduğun, benim razı olduğum, dünya ve ahiret hayatımda sevgi, mutluluk, huzur ve bereket verecek. Benim ondan olacak neslimin, çocuğumun salih, kızımın salihalardan olacağı, sağlıklı, imanlı, sevgili kişiler olacak bir aile kurabileceğimiz bir eş nasip edeceksin. Bakın, bütün delikleri kapattın. Bugün duvar boyarken önce kazırız, sıvarız, sonra boyarız. O delikleri kapatmazsan o boya kusar, özür dilerim. Akar ya da rutubet olur, kötü koku getirir. O boyayla yaptığın boya sana imtihan olur. O yüzden örnek böyle vereyim ki daha yerlisin. Niyetlerimizi güzel tutalım. Allah'ım bana ev ver. O evde hasta olursa imtihan edilesin. Ya Rabbi, benim sağlıklı, imanlı, huzurlu, bereketli oturabileceğim bir ev nasip et. Niyetleri böyle edelim. Allah kimin dua ediyorsa, işte Arzu Hanım'a bereket ver. Ya Rabbi, Allah'ım Arzu Hanım'a helalinden ona şifa olarak yenilebilecek bereket nasip et. Çünkü bereket verir, hastalıkta kullanabilir. İmtihan edilebilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Ve insan kendi duasını sevecek. Bakın, her şeyin başı sevgi. Ben dua ediyorum, 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 iyileşmiyorum. Ediyorum, 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 iyileşmiyorsun. Ablacığım, dua ediyorsa ama aklın elektrikte, evin doğalgazında, evin şuyunda, dışarıdaki çocukta. Ya bir kapat kendini. Alanını bir oluştur. Kendini bir fanusa al. Gir o fanusun içine. Ben bunu şey diye adlandırırım. Bir havuza girdiğinizde kendini serbest bırakmazsan yüzemezsin, boğulursun. Bir serbest bırak kendini. Kendini bir topla. Beyninin merkezini aç. Algılarını aç. O esna, o yaydığın enerjiyle melekleri de çekiyorsun. O esna, sufli melekler var. Senin duana amin diyecek. Niyetine amin diyecek. O anki yaptığın nefes meditasyonu, nefes enerjisi, her neyse. Bakın, ilimden bahsediyoruz. Bunlarla ilgili melekler de sana eşlik etsin. Ama senin aklın başka bir yerde, kalbin başka bir yerde, dilin başka bir yerde olmaz. İnsanın söylediği, yani ne okuduğunu bileceksin. Beynini kullanacaksın. Okuduğunla kalbini işleteceksin. Ondan sonra iki dilin arasında çıkartacaksın. Kalbinin almadığı, hissetmediğin, ne okuduğunu bilmediğin bir dua sana zarar verir. Evet. Sevgi mesajınız çok güzeldi hocam. Gerçekten sevgiyi öğrenmemiz gerekiyor. Birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Zaten başımıza ne geliyorsa sevgisizlikten geliyor, öyle değil mi? Tabii ki sokakta birbirimize öyle bir bakıyoruz ki. Evet. Sanki alacak verecek davası var. İnsanlar trafikte birbirini öldürecekmiş gibi bakıyor. Herkes birbirine saldıracakmış gibi bakıyor. Kendi binamızdaki insanlarla selamlaşmayı kestik. Bir Evet. tebessüm, tebessüm sadakadır arkadaşlar. Tebessüm Evet. etmek o kadar büyük sadakadır ki. Cennet ehlinin yüzlerini parlatacağız diyor. Bu da, o da Müslüman kardeşi tebessüm edenlerden olacak diyor. Yani şu çok zor değil. Ya Abimizi görüyoruz. Tamam, çok güzel giyinmiş ama suratlar biraz gülsün, çünkü o esna senin gülüşün o insanın kalbini ısıtabilir. O anlık da olsa, 10 saniye de olsa o gülüşünden o insan derdi duracak. Belki de o gülüşün altında o insan derdini unutacak. Yani hayatta gülmeyi becerelim. Birbirimize selam vermeyi. İnsanlar birbirini görüyor. Ya mutlaka selamünaleyküm deyin. Bir nasılsınız deyin. Hayırlı sabahlar deyin. Ama bir insanlara diyalog halinde olun. Tanımıyoruz. Ya deyin, zarar gelmez. Selamünaleyküm demek benden zarar gelmez demektir.
Selam vermek bana güvenebilirsin demektir. Günaydın demek sen de benim gibisin. İkimiz de eşitiz. Allah yardımcı olsun. Ya bunların kelimelerin harflerin alemleri var. Bu alemin seyitleri iki Müslüman birbirine selam verdiğinde bu kelimelerin alemdeki seyitleri onlara dua ediyor. Allah'ım bunların günlerini güzel geçir. İki Müslüman birbirine güzel konuştu diye melekler senin için tövbe ediyor. Yani ibadetse selam vermek de büyük bir ibadettir. Tebessüm etmek de büyük bir ibadettir. Yani böyle sabahlara kadar uç noktadaki şeyleri yaşamanın bir manası yok. Metafizik bu parapsikoloji alanı da böyledir. Aman cinleri konuşmayalım, aman büyüleri konuşmayalım. Arkadaşlar cinlerden ve büyülerden korkmayacağız. Cinleri kullanan insanlardan, büyü yapan insanlardan korkacağız. Evet. Felak suresinde de düğümleri üfürülenlerden korunacağız diyor. Düğümü üfürenlerin şerrinden diyor. Bakın büyüden demiyor. Felak suresinde. Düğümleri üfürenlerin şerrinden diyor. Üfleyen kişilerin şerrinden diyor. Büyüden demiyor. Çünkü büyü Allah'ın iradesinin altında. İstese yap. Allah izin vermez. Bırak Allah iradesi altında onu devam ettirsin. Sen niye onu düşünüyorsun ki? Sen Allah'ın sorumluluğunu mu almaya çalışıyorsun Ayşe? Biz neden çekince? Biz büyüden, cinden korkmayacağız. Onları kullanan insanlardan korkacağız. Çünkü insan nefis sahibi. Beşeri mahluk. Beşeriz biz. Hataya düşeriz. Allah büyü yapanlarla yaptıranlara rahat etsin. Bize uzak etsin. Allah böyle insanları bize yaklaşmasın. Öyle mi oluyor hocam? Mesela büyü yapanların yolculuğu bu şekilde mi oluyor? Yani kadir bir mutlak kaderimiz var ve onların kaderi böyle bir yolda ilerlemek mi? Böyle bir Şimdi soru geldi. bu biz sizin kaderinizi boynunuza astık diyor ayet-i kerimede. Diğer şekilde de bu kesin olan ayet. İnsanın yaratılışı ve yaşadığı şeylere anlam vermek isterseniz biz sizin kaderinizi kendi çabalarınıza sabit kıldık diyor. İnsan ne isterse Allah onu verir. Asla geri çevirmez. Ama erken ama geç. Geçte de bir hayır vardır. Ama diyor ki Allah, kulum ben sana yanlışın yanlış olduğunu, doğrunun doğru olduğu ile ilgili peygamberler gönderdim. Kitaplar gönderdim. Vaazcılar gönderdim. Senin yanlış yapacağını biliyorum. Senin günah işleyeceğini biliyorum. Berzah aleminin ruhuna da bunu söyledim. Ama ayette geziyor ya, ey insanoğlu sen de nankörsün. Seni bu kadar uyardım, bu kadar peygamberler gönderdim, bu kadar kitaplar gönderdim. Sana yine acıdım. Yapma diye vaazcıları kesmedim. Yani hocaları kesmedim, alimleri kesmedim. Sen ne yaptın? Kaderinin böyle olması için, kötü olması için çaba gösterdin. Ben de senin kaderinin çabasına göre kaderini ona sabitledim. Sen istedin bu kötülüğü. Bu sefer ne oluyor? Öldüğünde Allah'a izin vereceğini diyor ki ben senin yaptığın gösteren çabayı benden istediğin her şeyi verdim. Sen bu çabayı kötü kullandın. Dünyada istediğini benden aldın, ahirette benden alacağın yok diyor Allah. Dünyada ben istediğini verdim. Bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile bir tane dua, iki, üç tane duası vardır. Bir tanesi Ya Rabbi ümmetime şefaat hakkı nasip et diyor. İkinci duası Ya Rabbi ümmetime toplu helak verme diyor. Bak kendisine yok. Üçüncü duası da kendisi için Ya Rabbi diyor, beni bir gün aç, bir gün tok peygamber olarak yaşat. Ya bir peygamber var, 18 bin aleme güzel ahlakı tamamlamak üzere göndermiş bir peygamber. En şerefli, emin olan, hatta ve hatta diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi diyor, ümmetimin tamamını cennete koymadıkça ben cennete girmeyeceğim. En son Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennete girecek. Ya şimdi bu kadar şeye rağmen sen kötüyü seçiyorsan Allah beni böyle yarattı. Değil abi. Değil. Değil. Allah sana imkanlar verdi. Tövbe imkanı verdi. Her nefes almak demek imkan demektir. O yüzden büyü yapan da, yaptıran da, buna ortak olan da, bunu görüp de susan da dünya ve ahireti cehennemliktir. Bakın yıldız nameciler de böyle. Yıldız nameciler de büyücüdür. Zariyat suresinde geçer. Kim Kur'an'dan bir bab söyleyip insanları geleceğe yönelik bir şey söylerse onlar sihirden bir büyü açmışlardır. Yani bir büyüden şube açmışlardır. Onlar Arapçıdırlar. Ya Arapça ne demek? Büyü demek. Büyücü demek.
O yüzden yıldızname caiz değildir. Bakan da büyücüdür. O yüzden En'am suresinde bir miktar para karşılığında Allah'ın ayetleriyle insanlara yardım edenler onlar helak olacaklardır diyor. Hani Allah'ın ayetlerini bir miktar paraya karşılaştırmayın diyor. Bu yıldıznameciler için. Ama adam bir iş yapıyordur. Emeğinin karşılığını istiyordur. Bir rehberlik için bu ayrı bir şey. Ama yıldızname, fal, tarot, hatta direkt söylüyorum. Kimse kusura bakmasın. Sayı sekansları. Nesi hocam? Sayı sekansları. O ne demek? Şimdi 5, 5, 5, 5 yazın. Ha Bereket evet. gelecek. Bunlar tamamen kabala büyüsünde geçen sistematik, bakın kabala büyüsünde geçen Orası moda oldu. Yani yaklaşık 3 yıldır rakamlarla bir şeyleri talep etmek istemek çok ama yaygınlaştı. Arzu Hanım bakın kabala büyüsüyle ilgili insanların bir fikri yok. Biz bu yüzden eğitimleri veriyoruz. Biz insanları ofislerimize toplayamıyoruz. İnsanların yenilikleri bizim insanımız yeniliği seviyor. Ama bu yenilik insanların başını belaya sokuyor. Bu sayı sekansları kabala büyüsünün matematiksel olarak tılsımlanmış halidir. Bu rakamlarla bu sayı sekansı bu rakamlar birbirlerini bağdaştırıcıdır. Yani Allah'tan istemek yerine sayıdan istemeyi yöneltiyordur. Sorunun sende olmadığını gösteriyor. Biz bunu milenyum çağına göre böyle isimlendirdik. Hadi oradan be. Milenyum Hayır, onu çağına şöyle açıklıyorlar. Rakamların bir frekansı olduğunu ve o frekanstaki rakamları bir araya getirince o isteğin ve dileğini daha kolay çekebildiğini söylüyorlar. İşte bu bir tılsımdır. Evet, rakamların bir frekansı vardır. Ama o frekansın önüne siz de daha iyi bilirsiniz ki frekansın önüne matematiksel olarak bir şey getiremezsiniz. Önüne mutlaka bir bağdaştırıcı bir eylem olması lazım. Kur'an'da matematikte de böyledir. Matematiğin kendi özünde de eğer önüne bir eylem gelmiyorsa, parantez, x, eksi, artı, bölme gelmiyorsa o matematiğin de o sayının hiçbir önemi kalmıyor. Bu matematiksel de böyledir. Kur'an'da da her bir rakamın karşılığında bir ayet, bir sure vardır. Allah'ın isimlerinin karşılığında bir esması, ismi şerifi vardır. Matematik ilmi de böyledir. Matematik ilminin önüne eğer bir denklem yahut da onu ifade edecek, onun sırrını ortaya çıkartabilecek bir eylem gelmezse, yani 5 çarpı 5, 25, bu frekansı kullanmaktır. Çünkü niye? Rakamla rakamı birbirine çakıştırıp oradan çoğalan bir şeydir bu. Bu matematik ilmidir, rakam ilmidir. Ama bunu arka arkaya sıralayıp kendi hayatına oraya adapte etmek, hayatının enerjisini oraya, o rakama frekanslamak bu büyülemektir. Bu kötü bir şeydir. Matematiğin de kendi özünde kuralı vardır. Bu kurallar bir eylemler ya da herhangi bir o sıfırın bir önemi olması için başına bir rakam gelmesi lazım. Ya da sonuna onun bir hükmü olsun. Ama sıfır kendi başına bir hüküm sahibidir. Evet, kendi başına bir hüküm sahibidir. Ne başlangıçtır ne sondur. Bakın matematiğin ilmi. Demek ki önüne bir şey gelmesi gerekiyor ki başlangıç ve sonun olması lazım. Bu sekansın önüne frekans gelmemesi gerekiyor. Neden? Çünkü o esna, bakın mevsimlerin bile, havanın bile, doğanın, iklimin bile, hatta ve hatta ayların bile frekansları var. Onlara göre hayat yaşıyoruz. Bugün doğum tarihimize göre burçlarımız var, o aylara göredir. Matematiksel konuşalım. Şu tarihte doğduğun için sen bu burca sahipsindir. Bakın işte o sayıyla frekansı eşleştirmek demek senden olan bir şeyi ortaya çıkartmak demektir. Senin ortaya çıkartmak istediğin şey ne? O sayı sekansını, frekansını kullanarak insanların enerjisiyle uyumlayıp tılsımlamaktır bu. Yani iradesini zayıflamak. Bu ne oluyor biliyor musun Arzu Hanım? Adam kolay yoldan para kazanma çabasına giriyor. Ha, kumar oynama alışkanlığına sebep oluyor bu. İddialar, at yarışları, bunlar çok var hanımefendi. Bu sayı sekansında ne oluyor? Niye? Bu adam çalışmayı bırakıyor. İnanıyor çünkü buna. Maalesef böyle. Kolay yoldan para kazanma hevesi, İradeyi ortaya koyamama bunlar oluşuyor. İnsanı mayıştırıyorlar, uyuşturuyorlar. Ya bir enerji alanı var, metafizik parapsikoloji alanı var, psikolojik alan var, fizyoterapi var.
Bitkisel konulardan bahsediyoruz. Bu kadar şey bitti. O sayı sekansı frekansını kullanacağım. Ben burada Havvas ilmi kitabının bazı kabala büyüsüyle, ekserisiyle, matematiklerle iki rakamı bir araya getirdiğinde, o rakamın enerjisiyle insanın nefesini bir araya getirdiğinde, yapılan tılsımlarla insan hayatındaki bazı noktalarındaki fiziksel aslında ortaya çıkarttığını şurada kitapla anlatsam, insanlar telefona tuşlara, o birini aramak için tuşlara basmazlar korkudan. Yapmıyoruz bunu. Niye yapmıyoruz? Bizim amacımız insanları korkutmak değil. Bizim amacımız insanlara doğruyu anlatmak. Evet. Karabasan var mı diye soru geldi hocam. Olmaz mı? Karabasan nedir? Vardır tabii ki. Olmaz mı? Şimdi karabasan zaten şöyle bir şeydir. O da bir cinlilerin farklı bir alemindeki farklı varlığıdır. Çünkü cinler alemi çok geniş bir alemdir. Onların da kafirleri vardır, Müslümanları vardır, Yahudileri vardır, mezhepleri vardır, aileleri vardır. Bu alanlardaki işte farklı farklı cin kabileleri vardır. Bu da o kabilelerden bir tanesidir. Bu karabasandan korumanın en güzel yolu avucunu açacaklar Arzu Hanım. Avucunu bu şekilde açacaklar. Bakara suresinin ilk 5 ayetini okuyacaklar. Üfleyecekler. İma tahtası sıvazlayacaklar burayı. Neden? Karabasan göğsü oturur. Nefesi kesmek için. O esnada gözlerini açmanı bekler ki seni kitlesin diye. Yani o gözünün ışığı vardır onun. O ışığıyla seni etkilerler. Aslında o gözü bir ışık atar, sen o yüzden böyle kalırsın. Konuşamazsın, daralırsın. Onun şeyi budur. Bakara suresinin ilk 5 ayeti çok keskindir. 50 tane de gelse Allah size zarar veremez. Evet. Peki astrolojiye baktırmak günah mıdır diyor bir arkadaşım. Şimdi bu bir ilimdir. Biz size yıldızları yön tayin edesiniz diye verdik diyor. Astroloji bir ilimdir. Ama bununla ilgili gaybi konuşma olursa bu büyücülük olur. Yani Arapçılık olur. Yıldızname gibi olur. Yani kişi astrolojisine bakar. Bu gibi durumlar olma olasılığı var. Tedbir almak amaçlı bazı söylemlerde bulunmak doğrudur, güzeldir. İnsan yol göstermektir. Ama 3 gün sonra bu olacak, 5 gün sonra bu olacak, bir ay sonra bu olacak gibi. Senin Venüs'ün 7. evine geldi, bir ay sonra geçmiş olsun bir şey olacak. Bunlar nelerdir? Bunu yapan astroloji uzmanları Mason locası o esna Mason localarına çalışan, gerçek anlamda konuşuyorum. Bakın en çok şu an konuşulan konulardan bir tanesi 11. ayda ülkede mültecilerle bir kargaşa, iç savaş olacak. Bunu söyleyen astroloji uzmanı, bunu duyuyorsanız bilin ki Mason locası ona iç karışıklığı sağlayacak planı kurmuş. Al bunu senden bilsinler deyip ona vermiştir. Al sen bunu oku. Haber spikerlerin yaptığı gibidir. Onlar astroloji uzmanı değillerdir. Onlar astroloji ilmini bitirmek için insanları, bak ben gördün mü doğru biliyorum deyip o alana sıkıştırılan kişilerdir. Astroloji ilmi insanlara tedbir almak için, insanların kendi alanındaki bulunduğu noktalarda kolay yolda erişebileceği ya da o yola daha çabuk gidebileceği bazı alternatifler sunacak kişilerdir. İnsanların hayatını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uğuru severdi. Güzel sözleri, temenniyi severdi. O yüzden astroloji güzel bir ilimdir. Osmanlı zamanında çok kıymetli ama çok özür diliyorum. Yanlış anlamayın. Ben astrolojiye çok kıymet veririm. Osmanlı'da Kaptanı Derya, Piri Reis, Ebu Suud Efendi, Kanuni Sultan Süleyman, II. Beyazıt bu ilmi almış kişilerdir. Hattat ilmi de onlarla çok meşhurdur. Ama tabii ki şu an maalesef ki çok fazla tecrübeli olan insan ülkemizde var mıdır? Bunu konuşmak lazım. Bunu neye göre söylüyorum? Gaybı Allah'tan başka kimse bilemez Arzu Hanım. Yani şöyle bir söyleyeyim. Bir buzdolabı alıyorsunuz. Yeni buzdolabı. 5 yıl garantisi var. Benim yarına garantim yok. Ama buzdolabı 5 yıl kesin. Yani böyle bir dünyada yaşıyorken bir ay sonra böyle olacak demek Allah'ın, yani şirk koşmaktır. Gaybı konuşmaktır. Ama şunu diyebilirim. Ya ilerleyen zamanlarda bazı alanlarında sıkışıklıklar olabilir. Bak bu alanlara dikkat et. Yani gezegenler insanların bazı yönlerini gösterir. Bazı hallerini gösterir. Burada bazı problemli alanlar oluşabilir. Bunlarla ilgili sen tedbirini al ama Allah bilir dersin. Bu çok güzel bir ilimdir. Astroloji ilminin bu ilmi çok tatlıdır. Hem insana uyarmak, hem insana güzel temennide bulunmak, hem insana alternatifler oluşturmak. Bu çok güzeldir. Yani Müslümana yardım etmektir. Ama sen bunu bir Müslümanın akli iradesini kullanmak yerine onu iki dudağın arasındaki söylemle bir yere sevk etmek ve bu sevk ettiğin şeyde adamın yarına yaşayacağı garanti değilken bir ay sonra sende bu olacak demek o insanın akliyle dalga geçmektir. Bu da bir ilim değildir.
O yüzden size güzel bir şekilde hayatınızla ilgili yollarınızı kolaylaştırabilecek, çünkü bu bir ilimdir ve tecrübedir. Bu tecrübe bir ilmi güzelliğe yapmak lazım. Böyle daha bir net olmuş oldu galiba. Evet. Her işin ehli olduğu gibi, üstadları olduğu gibi astrolojinin de üstadları vardır. Hatta Güçlü Metin hocamla yayınlarımız var. Kendisi de bu alanda üstattır. O yüzden üstadlarla, bu işin uzmanlarıyla görüşmekte fayda var. Büyü ve sihir nasıl bozulur diye bir soru gelmişti. Onu da cevaplayalım hocam. Yani kendi kendimize çalışabiliyor muyuz? İlla bir hocaya mı gitmemiz gerekiyor? Şimdi Eğer anlayalım. yoksulluğunu hissettiysek. Şimdi şöyle bir şey var. Bazı büyüler vardır. İnsanları dua okutmaz. Hatta yataktan kaldırılmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e büyü yapıldı. Müşriklerden bir kadın yaptı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in saçı şerefine ulaştı. Ona bir iple düğüm attı. 7 düğüm attı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 gün yatalak kaldı. Hareket edemedi. Şimdi bununla ilgili bazı büyüler vardır. Büyünün çeşitleri burada önemlidir. En önemli olan. Ama bazı hayatında terslikler gitmeye başlıyordur bu insanın. Ve ciddi anlamda aile içinde çok fazla kargaşalar ve ciddi anlamda tartışmalar had safhaya çıkmıştır. Bunda kötü söylemlere, hatta şiddet meyilliğine, yani ani patlamalar, ben bunu yapmazdım ama nasıl yaptım anlamadım demeler, bunlar biraz tılsımların ittiği şeylerdir. Yani başka bir enerjinin seni sıkıştırdığı alanlardır. Bununla ilgili bu gibi şeylerden kurtulmanın yöntemleri çok basittir. Bir hocaya gitmek gerekmiyor. Bir şişe suya, bu fısfıslı fısfıslar var. O fısfısın içine bir su koyacaklar. Onun içine 4-5 tane defne yaprağı atsınlar. Onun içine bir defa Bakara suresini okusunlar. Uzun yapamıyorlarsa, bunu yapamıyorlarsa defne yaprağı tütsüsünü yaksınlar. Bütün o tütsüsünün buğrunu evde gezdirsinler. Arkada Bakara suresi çalsın. Allah'ın izniyle o kişideki büyüyü anında iptal eder. Bunu da yapamıyorsa evini güzelce sirkeli suyla yıkasın. Yıkadıktan sonra hiçbir şeye kıpırdamayacak. Oturacak, bir tane Ayetel Kürsü, bir tane Kafirun suresi, bir defa da Haşr suresinin son 3 ayetini okusun. Eve böyle üflesin, Allah'ın izniyle tesiri kalkar. Yani hemen bende bir şey var, pat hocaya gidiyorsun. Ya bir dur abicim. Allah senin ağzı, kimi insanın, bakın Arzan, insanlar şunu anlamıyor. İnsan çok ciddi durumda kalmıştır. Bunu yapıyordur, aşamıyordur bir şeyi ve gerçek anlamda mücadele etmiştir ve artık bakmıştır ki bu iş onunla alakalı değildir. Gitmesi gerekiyor. Bu bir, çünkü neden? Her işin bir ehli vardır. Bunu yapması gerekiyor. Ama giderken bile insanlar, bu bana bile olsa, evden çıkmadan 2 rekat hacet namazı kılsınlar. Desinler ki ya Rabbi, ben sıkıntımda aciz oldum. Gideceğim kişi doğru mu, yanlış mı, Rahman'ı mı, şeytanı mı bilmiyorum. Senin de hoşuna gitmeyen şeylerden uzak kalmaya çalışıyorum. Allah'ım, gittiğim kişi yanlışsa beni ondan uzak tut. Doğruysa onu vesile kıl desinler. 2 rekat namaz kılsınlar. Birine gidip danışmanlık alacak asabiyle böyle alsınlar. Bu bir. Bu ben de dahil. İkincisi, az önce anlattığım terkiplerle de yapılabilir. Tamamen büyü etkisini bozan. Bakın, en önemlisi şudur. Yatmadan önce Ayetel Kürsü'yü 7 defa okuyup sağına, soluna, önüne, arkana, yukarıya, aşağıya 6 tane okuyun. Küp oluşturun. Bir tane de içinize çekin. Neden? Çünkü bazıları sizin düşmanınız olabilir, büyü yapıp yemek yedirebilir. Çünkü çok başımıza geliyor bunlar. Suyunuzu yapabilir. Eşler kocanla bile yapıyor. Kocamla aram bozuk. Hocam ona bir muska veriyor. Al bu muskayı diyor. Kocanın yemeğini at, yedir onu diyor. Aranızda sıkı olun. Bu caiz değildir. O yüzden nefes içine çekiyorsunuz. Yapmadan önce 7 tane Ayetel Kürsü'yü, 6 küp bir nefes. Bunu okuyun. Allah'ın izniyle büyücü yatağın başına gelsin desin ki kalk sana büyü yapıyorum. O büyü tutmaz. Çünkü neden? Vela yaudu hıfzuma kısmı Ayetel Kürsü'nün şifresidir. Nedir o şifre? Sen uyusan da uyumayan bir Allah var. Çünkü büyücüler büyüyü gece yaparlar. Bizim en savunmasımız halde. Eğer siz Ayetel Kürsü'yü 6 küp bir nefes yaparsanız, o büyüyü yapan büyücü kullandığı cinni önce sana bakar uyumuş musun diye. Uyusan bile seni göremez. Neden? Senin başına bir melek bekler. O Ayetel Kürsü yuttamı o cinni tokmağa vurur. Bu kişiler kapalı, kilitli. O Allah'ın koruması altında. Vela yaudu hıfzuma kısmının yuttamı gelir senin başına sabah kadar bekler.
Der ki o uyusa da uyumayan bir Allah var. Bu kişi büyülüdür, zarar veremezsin der. Bakın. Büyünün gelmesini beklemeyin. Yaparken bunu okuyun. Allah'ın izniyle büyücü yatağınıza gelse, ben büyü yapıyorum dese, en iyi büyücü gelse Allah'ın izniyle tutmaz. Evet. Allah'ın izniyle tutmaz. Tekrarlar mısınız? Ayet-el Kürsi, Haşr suresi, diğeri Hey. neydi diyor? Ha, ne için? Ev için. Haşr Evet, suresinin sonuç ayeti. Haşr suresinin sonuç ayeti. Bir defa Ayet-el Kürsi. Bir defa da Kafirun suresi. Bu evi sirkeli su sildikten sonra temizliği bırakıyorsun. Toplamıyorsun hiçbir şeyi. Okuyup eve üflüyorsun. Bunu yapamıyorsan fısfıslı suya 4 tane defne yaprağı at. İçine bir defa Bakara suresini oku. O fısfısı eve sık. Bunu yapamıyorsan defne yaprağı tütsüsünü buhurunu evde gezdir. Arkadan da Bakara suresi çalsın. O büyü Allah'ın izniyle iptal olur. İnşallah. Hayırlı eş için, hayırlı eş için, yani baset kapalıdır bu. Taha suresini 21 defa 21 gün okusunlar. Özellikle cuma günü sela ile ezan arası. Bunu da söyleyeyim. Çünkü bununla ilgili çok mesaj geliyor. Evet. Bu evlilik programları kapandı, hocalara sardı herkes. Bunu söylemiş olayım. Evet. Yani kadın erkek fark etmiyor. Etmiyor, evet. Fark etmiyor. Ayet-i Kerime çok açık ve net. Allah onların hayrını ve onları birleştirendir. Evet hocam. Peki biz şimdi 320 kişiden fazla kişiyiz. Hepimize yarayacak olan bir duanızla kapatalım mı? Bize güzel Olur. bir dua okur musunuz hocam? Olur. Öncelikle dua en makbulü salavat çekmektir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat getiren kişinin iki dünyası abat olur. Allah'ın izniyle onun dışındaki her şey bi iznillah uzak kalır. Rabbi yesir ve la tuhasir, Rabbi tembim bilayır. Allah zorlaştırmasın, kolaylaştırsın. Hakkımızı hayırlı kılsın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la havle ve la kuvvete illa billah. Şeytanın şerri, insanın kötü bakışı, isabeten şer bakışın her şeye Allah'a sığınırız. Allah güç ve kudret sahibidir. Elfü elfü selatin ve elfü elfü selamun aleyke ya Resulallah. Elfü elfü selatin ve elfü elfü selamun aleyke ya Habiballah. Elfü elfü selatin ve elfü elfü selamun aleyke ya Seyyidel Veleveli vel Ahiri. Ve selamu aleyhi musselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. 1 milyon salat ve 1 milyon selam Allah'ın Nebi'nin üstüne olsun. 1 milyon salat ve 1 milyon selam Allah'ın peygamberinin üstüne olsun. Allah'ın peygamberinin gücü, kudreti, vahyi bize yeter diyor. Rabbim evvela peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına ve diğer 224 bin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eylesin. Rabbim ümmeti Muhammed'e, Müslüman olanlara, zulüm gören Müslümanlara da, birçok zulüm gören Müslüman kardeşimiz var. Rabbim onlara yardım etsin inşallah. Dara düşmüş olanlara Mevla Teala Azze ve Celle Yusuf Aleyhisselam nasıl kuyuya düştüyse Allah Yusuf Aleyhisselam'ı o kuyudan alıp Firavun'un sarayına padişah ettiyse sıkıntıya düşmüş insanlar da Allah Teala Azze ve Celle o sıkıntıdan öyle alıp kendi bulunduğu belgede padişah etsin inşallah. Rabbim Eyüp Aleyhisselam sabrı versin. İbrahim Aleyhisselam itikatı versin. İnşallah bereketli, huzurlu, helal yoldan rızık versin. Çoluk çocuklarımıza afiyet versin. Anne babalarımıza iman, itikat, ihlas, sağlık, ölmüşlere rahmet, cennetiyle, cemaliyle şereflendirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail eylesin. Dünyada sıkıntımızı hızlandıracak, bize sıkıntı verecek, sıkıntımıza ortak olacak her kim var ise hasbiallah ve nimel vekil ve nimel nasir ve nimel mevla. Bizim vekilimiz Allah'tır. O bizim sıkıntımızı giderendir. Rabbim bizim vekilimizdir. Allah o gibi insanların şerrinden, kötü bakışlarından, hasetlerinden, kötü sözlerinden, tılsımlarından, nazarlarından bizi uzak etsin inşallah deyip Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim deyip duayı bu şekilde etmiş olayım inşallah. Herkese hayırlı bereketli olsun inşallah. Amin hocam. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet, herkes çok amin amin yazıyorlar. Çok teşekkür ediyorlar. Allah yüreğinize ilminizi artırsın. Çok teşekkür Amin ederim. inşallah. İnşallah. İnşallah.
Beni davet ettiğiniz için Allah razı olsun. İnsanların karşısına çıkarttığınız için bir hadis-i şerif söyleyeceğim. Bu sizi ilgilendiriyor. Kim Allah'ın bir ayetinden, peygamberlerin bir hadisinden insanlara yayarsa, Mevlüt Allah Azze ve Celle onları dinleyen, onu yayanın başına melekleriyle bir çadır kurar ve melekleri onlar için Allah'ın okulunu affet, Allah'ın okulunu affet ver der ve Allahu Teala o meleklere şöyle seslenir. Bu kulum o gün ölüm vaktini ben emretmişsem cennetin istediği kapıdan girsin, günahları affola kalkmıştır diyor. Buna vesile olduğunuz için, buna muhatap olduğunuz için de Allah'a hamdolsun, teşekkür ederim. Bizi dinleyenler hakkını helal etsin. Haddimi aştıysam özür dilerim. Ben Estağfurullah. de hakkını helal olsun. İnşallah ekstra olarak da tekrardan da Brinix Eğitim ve Danışmanlık Merkezi ile bu gibi konulara, alternatif ağlı otop konusu, bununla ilgili eğitimler verilecek inşallah. Bu konuyla ilgili de yazanlar da oluyor. Sizin aracınızla da söyleyeyim. Brinix Evet. Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'ne yazsınlar. Muhatapları onlardır. Onlar gereken bilgiyi geçerler inşallah. İnşallah. Elinize emeğinize sağlık. Vaktinizi zamanınızı ayırdınız. İnsanları Evet. karşısına çıkarttınız. Ben sizden razıyım. Allah da sizden razı olsun. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Size de hayırlı akşamlar diliyorum. Akşamlar. Birlikte kapatabiliriz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun, teşekkür ederim.